İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'te antik yeraltı yapıları bulundu. David Babayan, Azerbaycan içindeki herhangi bir statü Artsakh için kabul edilemez. Batı Ermenistan'daki kadın yazarlar Hayganush Mark, Amaras'ta Surp Aspazadin bayramı ayininden sonra üzüm kutsaması yapıldı. Sensör adlı uluslararası müzik festivali Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Ulusal inanç, Haykyan kutsal öğretisi ve Arevorti ile Aramagi Mok Okulu cemaati. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Grefilla höyünde yürütülen arkeoloji kazılarda çalışan arkeologlar 4 yılda 2687 eseri gün yüzüne çıkartarak müzeye teslim ederken çanak çömleksiz Neolitik dönemde yaşayan toplumlara ait önemli bulgular da ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında Höyük'te en eski yerleşimin çanak çömleksiz Neolitik dönemde başladığı, erken Neolitik çağda ise birkaç yüz metre yakındaki Ambar Höyük ve Kendale Hecela'ya yerleşildiği tespit edildi. Bunlar günümüzden 11.000-12.000 yıl öncesine ait bulgular. Profesör Doktor Ayşe Tuba Ökse hemen hemen 10 metreye yakın çapı olan 3 çukur yapının açığa çıkarıldığını anlatarak şunları kaydetti. Birinde steller var ve bunlar Göbekli Tepe ile çağdaş. Eserlere göre burada belli oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söyleyebiliriz. Bunlara doğrudan tapınak demek istemiyoruz. Çünkü henüz o kadar çok veri yok elimizde. Buralar özel yapılar olarak da geçiyor. Tıpkı Göbekli Tepe'deki gibi. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Aliyev'in son açıklamasına atıfta bulunarak şunları yazdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yaptığı röportajda Azerbaycan'ın Artsakh Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin hiçbir statüsü, bağımsızlığı ve özel ayrıcalığı olmayacağını söyledi. Peki burada ne söylenebilir? Ayrıntılara girmenin bir anlamı yok. Sadece şunu söylememe izin verin. Öncelikle Aliyev'e samimiyetinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Nitekim ne Azerbaycan ne de liderliği Artsakh planlarını hiçbir zaman saklamamıştır. İkincisi, gerçekten de Artsakh Karabağ'ın Azerbaycan'ın birleşiminde hiçbir şeyi olmayacak. Çünkü Artsakh Karabağ'ın kendisi olmayacak. Ayrıca Azerbaycan'da herhangi bir statü Artsakh için kabul edilemez. Yahudiler, Nazi Almanyası'nda nasıl en azından bir miktar idari bölgesel statüye sahip olabilirdi? Hayganush Mark, Hayganush Topuzyan, 14 Şubat 1883'te Konstantinopolis'te Markar ve Epraxe Topuzyan ailesinde dünyaya geldi. Ayaspaşa'daki Usta Tutu ve Seor okullarında okudu. 1898'de Esen Ortaokulu'ndan Zabel Asadur'un öğrencisi olarak mezun oldu ve onun laik halefi oldu. Daha sonra özel derslerle eğitimine devam etti. Öğretmeni ünlü pedagog ve Grapar Ermenice uzmanı Hagop Gurgen'di. Aynı zamanda Ulusal Hastane'nin yatılı yetimhanesinde öğretmen olarak çalıştı. Ardından Nişantaşı'ndaki Nikolosyan Kız Lisesi'nde 8 yıl öğretmenlik yaptı. Hayganush Mark'ın halka açık konuşması kadınların kurtuluşu konularını özetliyor. Birak'ın Hayastani Koçnak, Genç Ermeni Kadın dergilerinde de gazetecilik yaptı. 1919 yılında Hayganush Mark, Konstantinopolis'te Ermeni kadınlarının ulusal yaşamdaki rolünü artırmayı ve Ermeni kadınların entelektüel dünyasını geliştirmeyi amaçlayan Ermeni Kadın dergisini kurdu. Haygin, Ermeni Kadın dergisinin Paris ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bile muhabirleri vardı. 1932 yılına kadar Haygin dergisi Mark'ın editörlüğünde ayda iki kez yayınlandı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım armanışından sonra yayınlanan önemli Ermeni dergilerden biriydi. Surp Aspazadin bayramında Amaras Manastır kompleksinde Artsakh Piskoposluğu lideri Der Vırtanes Piskopos Abrahamyan tarafından 14 Ağustos'ta muhteşem bir kutsal ayin yapıldı. Ayinin ardından üzüm kutsama töreni gerçekleştirildi.
hasadın kutsanması, hasadın bolluğunu ve tüm yıl boyunca iyi şeyleri sembolize eder. Bölge halkı manastırın çevresinde bu yıl hasatlarını sergilemek için standlar hazırlamıştı. Katılımcılara sunulan meyveler ikram edildi ve sergi satış düzenlendi. Batı Ermenistan bu bayramdan dolayı Ermenileri tebrik eder. Soykırımdan önce bu bayram Batı Ermenistan'da da büyük bir ihtişamla kutlanırdı. Sensor Uluslararası Müzik ve Çağdaş Sanat Festivali 10-12 Eylül tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde Orgov'daki Paris Herun adlı gözlem evinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin 4 müzikal sahnesinde dünyanın farklı ülkelerinden 80'den fazla sanatçı ağırlanacak. Festival, dünyaca ünlü medya sanatçılarının katıldığı kapsamlı bir sanat programı planlıyor. Gözlem evinin ana nesnesi, olayın sembolü olan 54 metrelik radyo optik teleskop ve lazer medya kurulum platformudur. Sensor, tam tamına 3 günlük bir festivaldir. Konukların kendi çadırlarını kurabilecekleri veya önceden kurulmuş bir çadırı kiralayabilecekleri kamp düzenlenecektir. Ulusal inanç, Arevortiler, Haykyan öğretileri ve Aramagi Mok okulu ve cemaati hakkındaki terimlerini sıklıkla farklı yerlerde veya benden duyarsınız ve birçok kişi bunların anlamı, bağlantıları ve farklılıkları nelerdir ve genel olarak milli inancına göre yaşamaya talip olan Ermeni hangisini ve nasıl takip edip iletişim kurabilir? Ulusal inanç terimi, belirli bir milletin dünya görüşüne dayanan bütün bu itikatların genel adıdır. Bunlar Ermeni, Mısır, Asur, Alman, Amerikan ve diğer inançlar olabilir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını genişletmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca tanınan duduk ustası Civan Gasparyan tarafından icra edilen Ermeni folk dansı Kazak Barı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.